Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Total War serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi amacımız bu bölüm vampirleri temizlemek de en azından şurasını ve şuradaki vampirleri. Bunun için de kralımıza yetenek puanını vererek başlayalım. Verebileceğimiz yetenekler arasında işimize en çok gelecek olan şey. Britonya tercih eriyebilir. Bütün ordumuzun morali artıyor. Ama Lady'nin şampiyonu alalım. Şimdi Lady'nin şampiyonu ne işe yarıyor bilmeyenler için. Şöyle arkadaşlar, kralımız kendi kendine canını doldurabiliyor savaş içerisinde. Mesela savaştıktan sonra kaçırıp kralın canını doldurup savaşı yeniden sokabiliyoruz. Bayağı işimize yarayacak olan bir özellik. Bununla beraber büyücümüz. Büyücümüze de ne verelim? Rüzgar patlamasının ikinci seviyesini verebiliriz. Ya da şu alan hasarını büyütebiliriz. Alan hasarını büyütelim ya. Onun dışında ordumuz hazır. Okçu alabiliyor muyuz burada? Alamıyoruz. Bu kaleyi büyütebiliyor muyuz? Hayır, hiçbir şey yok lan. Ülke çok fakir. Şunları büyütelim o zaman. Çömlekçiyi yapalım. Şu kışlayı büyütmeyeceğim. Hatta kışlayı yıkabilebiliriz sonradan. Şu anda lazım değil. Şu liman şehrini büyütelim, Angulle'yi. Liman olduğu için arkadaşlar orası kolay büyüyor. Daha çok para getirebilir bize. Şimdi araştırma mevcut. Araştırma olarak da ne yapabiliriz? Akütin arması diyor. Bize yakın olan bir ülkeyi seçelim. Lyonnais burada, Akütin orada. Lyonnais şurası. Lyonnais'i seçelim. 4 tur geçtikten sonra arkadaşlar Lyonnais'le ilişkimiz bayağı artacak. Ve onlar bize katılabilecekler ilişkimizi arttırırsak. Sadece onların yok olmadığına emin olmamız lazım. Eğer bu vampirler gelip bunları yok ederse o zaman boşa gidiyor bu yaptığımız şey. Onları korumak için de buradan dikkat edeceğim. Gerekirse orduyu oraya gönderir. Şimdi bir turu geçelim. Şurada zaten bir düşman olacağını zannetmiyorum. Gelecek tur saldırıp alırız. Olsa bile çok büyük bir şey olmayacak. Tek korkum şu Lyonnais'in düşmesi. Genelde burası düşüyor çünkü. Benim oynadığım oyunlarda. Şey, total ikinci oyunda düşüyordu diyeyim size. Evet. Tanrılar öfkeli. Alametler fena. Yaptığın bir şey tanrıları kızdırdı. Daha ne yaptık ki lan? Vampir öldürdük. Yine de onlar dönektir, sen zaman içinde affedebilirler. Öfkeli tanrılar dersek ne oluyor? Her yerde büyüyoruz, kontrol düşüyor. Büyüme vermesi çok güzel aslında, bunlar hiç kötü. Pozitif olarak da kontrol artıyor, hazineden bir para kaybediyoruz. Vallahi büyüme versin. Kızabilirsiniz şu anda. Kontrol sorunumuz yok çünkü arkadaşlar. Bütün ülkemiz güvende. Şimdi şurayı büyütelim. Üst seviye okçular açalım. Ondan sonra burası aynı şekilde kalsın. Biz de şurayı düşürelim. Burada bir tehdit yok değil mi? Şu anda yok gibi gözüküyor. Bu savaşı direkt otomatik yapacağım. Hiçbirlik kaybetmememiz lazım. Evet. Direkt işgal edin. Dur. Bizim bütün birliklerimize Lady'nin koruması mı geldi acaba? Vampir kontrolüne karşı savaşırken liderlik bonusu aldık. Şöyle bakayım. Evet. Arkadaşlar şöyle. Şimdi şu anki ordumuz Lady'nin lütfunu kazandı. Bu da şu demek. Bütün askerlerimiz %15 daha az hasar alıyor. Ve yenilmediğimiz sürece hiçbir savaştan geri de çekilmememiz lazım. Bu bonus ebediyen kalıyor. Yani bir nevi bütün ordumuz %15 güçlendi aniden. Şimdi krala hemen yeniden seviye atlatalım. Bretonya tacını da verebiliriz. Hiç korkmasınlar diye. Ya da şuradaki savaşmaya devam ettirebiliriz. Savaş gücünü kasmaya. Bir tanesi şöyle yapalım ya. Şuradan tam plaka zırh alalım. Savunmamızı arttıralım. Şu yetenekleri açacağım ben krala. Büyücü. Sana da rüzgar patlamasını 2 yapalım. 2 yeteneği de fullemiyoruz ama olsun. King Lewin. Sonra burada okçu yetiştirelim 3 tane. Şimdi buradan gelecek tur askerlerimiz hazırlanınca arkadaşlar şu vampir şehrine gideceğiz. Emir olarak da ne seçelim? Yetiştirme maliyeti. Aslında dur. Ama yetiştirme maliyetini seçelim diyecektim de hemen şu anda işe yaramaz. O yüzden onun yerine araştırma oranı ya da gelir seçebiliriz. Kontrol artı 10 seçelim. Gözlaşmayı da düşürüyormuş. Şu tarafı da etkiler belki sonradan. Şöyle turu sonlandır diyelim. O kalede güzel bir savaş yapabiliriz bu arada. Bunun dışında nerede vampir varmış? Şuradan vampir var galiba. Karataş nöbet yerinde. Etrafımızda çok fazla düşman olmaması lazım. Yani tek orduyla bile halledebiliriz büyük ihtimal. Kral. Şöyle şuraya kadar gelsen. Burada beklesin. Şehirde full asker varmış bu arada. Orada şehri kuşatıp onların saldırmasını beklememiz lazım. Direkt yenemeyebiliriz. Ya da ikinci bir ordu hazırlayacağız. İkisi de zor şu anda. Şimdi korkuyorum arkadaşlar. Hala okçular en güçlü birlik mi emin değilim. Yani şu andaki durum için. Yıkarsam ve piyadeyi lazım olsa kullanamam diye. Neyse kalsın. Bu savaştan sonra görürüz de okçular ne kadar iyi. En son savaşta iyilerdi ama. Düşman okçuların üstüne koşmadığı için iyilerdi. Büyücüleri kolladılar hep. Okçuları hedef aldıkları zaman ne kadar güçler bilmemiz lazım. Güzel. İmparator bize ticaret anlaşması ve para öneriyor.
Bu işime gelir. İmparatorla müttefik olmayı çok fazla düşünmüyorum ama hani yine de şimdilik o paradan yararlanalım. Aha, düşman ordusu. Orklar bizim şehirleri basmaya karar verdi. Orklar, böyle olmaz. Geldiğiniz yere geri döneceksiniz. Şimdi kıl payı zafer diyor. Bu savaşı mutlaka oynamamız lazım. O zaman çok fazla zayiat vereceğiz demek. Düşman ordusu nasıl? Ork veletleri var. Ork veleti nasıl bir isimdir ya? Veletlerle savaşacağız. Ork Bova veletleri. Okçular Bova isimli velet. Bir de normal veletleri var. Gelin lan veletler. Size biraz ders verdim ben zaman. Arkadaşlar bu orklar şeyi kullandılar. Böyle yer altından geçidi kullandılar. O yüzden savaşlarını gördüğünüz gibi dar bir yer olacak. Ve bu aslında bizim için çok kötü değil. Şövalyelerimiz için kötü ama okçularımız için çok kötü değil. Bir de sadece bir tane generalleri var. Bizim kralı generale gönderip büyücümüz rahat rahat büyü atabilir. Şimdi birlikleri yeniden bir ayarlayalım. Şimdi. Tamam. Yoksulları da böyle koyalım. Aslında şu ekibi biraz daha, evet, istediğim gibi yaptırmadı oyun sağ olsun. Bunun bir tane kısa yolu vardı arkadaşlar, hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız yazsanıza bana ya. Birliklerin pozisyonunu bozmadan hareket ettirmek için. Bundan önüne de şöyle piyadeleri koyalım. Kral da şöyle ortaya. Kahraman kralımızın önünde. Büyücü ileri. Şövalyeleri arkada tutacağım. Piyadelerimiz sorun yaşadığı zaman onlar ileri gidip charge atacaklar düşmana. İlk başta burada piyadeleri, pardon, süvarileri kullanamayız. Cephe çok dar olduğu için her yerde yakalarlar. Kanatlı olanları da geriye alalım ya. Almasak da olur diyecektim de alalım. Düşman okçusu var çünkü. Tamam. Şimdi bizim şu saldırımızı arkadaşlar doşluyorlardı. Ama şu üçgen saldırı şeklinde olanı bunu doşlayamazlar. O yüzden bunu kullanacağım. Bizim askerlerimize saldırdıkları zaman da yıldırım saldırısına. O geçen sefer doşladıkları saldırıyı kullanacağız. Nerede kullanabiliriz? Şöyle şurada atabiliriz mesela. Büyücü göster kendini. Güzel. Ne kadar hasar verdik? 3324. Güzel. Şu okları da doşlarız büyücüyle. Kralımıza bir tane daha skill gelmiş. Menzil bloklama 24, hasar direnci 120. Çok güzel. Hasar bloklama gelmesi çok iyi. Şimdi şuraya bir tane daha lansı atmamız lazım. Bu sefer arkadaşlar iki kere basacağım. Güçlendirilmiş bir şekilde atacağız. Çünkü güzel bir zayiat versinler istiyorum. Biraz daha iyi bir yerden atabiliriz bunu ya. Şöyle. Tamam. Gönder. 8400 atar. Çok güzel. Öldüremiyoruz bu skill'le birilerini ama güzel zayiat verdiriyoruz. Pardon, yani can kaybettiriyoruz aslında. Zayiat verdirmekten kastım. Okçular hazırlanın. Sizin zamanınız geliyor. Şimdi 7 saniye kaldı. Düşman karar veremiyordu. Alsam mı almasam mı diye. Bu arada büyücümüz at kazanmış. Nasıl at kazandı hiçbir fikrim yok. Şimdi hızlı koşunca fark ettim. Çaktırmayın. Daha hiç fark etmemiştim. Onu ıskaladık mı biz ya? Biraz vurduk gibi. Neyse. Çok az vurduk ama vurduk. Kral. Yakında senin sıran gelecek bak. Geliyor düşman. Okçuları geliştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu okçuların zehirli ok ya da alevli ok atanları var. Onlar bayağı işimize yarar. Onları bekliyorum aslında.
It shall be. Şimdi. Kral. Sal. Böyle yeteneklerini de kullanalım. Şimdi. Şu düşmana şöyle büyüyle bir yok edelim. Güzel. Bir de üstüne alan büyüsü. Onu da nereye atabiliriz? Şuraya atabiliriz. Tamam. Büyü gücümüz bitti ama bayağı kullandık bunu. Değer. Kralımızın canı nasıl? 5300. Biraz zarar aldı ama yaşıyor. Canı çok fazla düşerse kralı geri çekti ama bakın arkadaşlar canı kendi kendine doluyor bazen, fark etmişsinizdir. O işte aldığımız yetenekten dolayı. Kral dayan. Neyse dur, kralı bir çekelim ya. Biraz zorlanacak, çok fazla asker var etrafında. Şövalyeler. Yardım edin. Şimdi şövalyelerin zamanı işte. Tamam, kral yarı canda, biraz geriye gitsinler. Pegasus şövalyeleri kurtaracak zaten kralı. King of Bretonia. Şimdi buradaki şövalyeleri de okçulara gönderelim. Zayiatlar nasıl? Biz 250 zayiat vermişiz. Onlar yarıya inmiş durumda. 1400'leri var. Tamam. Dikkat edin de şövalyeleri kaybetmeyelim. Onlar yine de önemli. Kral, canı doldurdun mu? Dolduruyorsun, tamam. Kovala adamları. By the lady. Büyü gücümüz dolmuş. Şu kaçanlara büyü atabiliriz büyücüyle. Hadi oğlum. Çok güzel. Defenders of the Realm. Kazandık. Kazandık ama bakayım hepsi yok olacak mı? Şu simge arkadaşlar yok olacaklar demek. O yüzden devam etmemize gerek yok. Eğer yok olmayacak olsa da devam edecektim savaşa ama. Aynen hepsi yok oldu. Ve sadece 230 ayet verdik. Veletler katledildi. YouTube lütfen banlama beni. Yani birimin adı Velet. Bu arada arkadaşlar şövalyelerimiz savaşa sonradan katıldı. Çok az katıldılar ama verdikleri zayiatı görüyorsunuz. Sonradan charge attıkları zaman savaştan yorgun düşen birimlere çok felaket zayiat verdirebiliyorlar. O yüzden bazen şövalyeleri arkada tutup öyle destek birimi olarak kullanmak bayağı işe yarıyor. Şimdi hepsini infaz edelim. Nereye kaçtı o? Oğlum siz nasıl kaçtınız lan? Bunlar kaçamayacak değil miydi oyun? Sen beni mi kandırıyorsun? Neyse dur, kovalarız gene. Şimdi krala tam plak hazır verelim. Şu adamları bir daha kovalayalım. Bir tane mızrakçı kaybedecekmişiz. O yüzden bunu otomatik yapacağım. Mızrakçı birimi okçuyla değiştiririz, bir şey olmaz. Kral, seviye 9 oldun. Şöyle düşman arayana al artık yetenek olarak. Büyücüye de kaçınmayı verelim. Bu ne işe yarıyordu hatırlamıyorum. Hız veriyormuş. Tamam. O işe yarar. Bu saklar bir şey yapmaz herhalde ya. İki tane birimle buraya saldıracaklarını düşünmüyorum. Ne olur ne olmaz diye ben büyüteyim kaleyi ama. Burada bina geçmeleri var mı? Var. Yıkıyorum kışlayı ya. O kadar bahsettik, yakacağım valla. Para veren bir şeyle değiştirelim onu. Orkların daha fazla askeri kalmamış olması lazım. Artık vampirlere rahat rahat gidebiliriz. Ama yani onların öyle dağdan inmesini beklemiyordum. İnsanlarla da savaştılar çünkü. Nedense insanları unutup bize geldiler direkt. Bir de boş şehir varken insanların. Tamam, daha geri kaçtılar. Lyonnais armaları. Şimdi Lyonnais ile konfederasyon yapamıyoruz. Ha yok. Para verirsek oluyormuş. 5000 para verirsek Lyonnais'i kendi tarafımıza katabiliyoruz. Katalım.
Güzel. Tek sorun aldığımız bu askerleri iptal etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şurada köylü iktisadı diye bir şey var ya. 40,16 yazıyor. Bu 16'nın ne kadar üstündeyse o kadar çok dezavantaj yiyoruz. Ve şu anda full olduğu için askerlerimiz yok oluyor. O yüzden bunların hepsini iptal edeceğiz. Sonra şu kralı atacağız görevden. Bu adam tek başına kalabilir mi? Yok ya, kalmaz. İhtiyacımız yok. Bir tane şehri beleş almış olduk. Şimdi yeniden buraya yaklaşalım. Buraya yetişemeyiz. Bu bölgede vampir uzlaşması var. O yüzden burada gitmek istemiyorum. Burada askerlerimizi kaybedeceğiz. Şu an olduğumuz yerde kalalım. Bu şehirde, evet tabii ki yanlış bina yapmış yapay zeka. Yıktığımız kışlanın yerine de biz burada ne yapalım biliyor musunuz? İleride şövalye almak için şu atlı binasını yapabiliriz. Şövalyeleri kullanır mıyız? Kullanırız ya, yapalım. Okçular kadar onları da seviyorum. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Buraya bir şey koy diyor. Buraya da ne koyabiliriz? Bir tane daha çiftlik yapabiliriz. Yapalım. Araştırma. Baston armaları. Bu armalara odaklanacak mıyız ya? Neyse, odaklanalım. Bütün armaları toplayalım. Beleş kimler alırsak yer. Bütün Bretonya'yı bizim bayrağımız altına birleştirelim. Ticaret anlaşması geldi Yüce Elfler'den. Tamam, olur. Yüce Elfler'le hiç savaşmam. Yani en azından böyle bir oyun noktasına gelene kadar. Çünkü okyanusun öbür tarafındalar ve bayağı güçlü okçuları var. Bizim milis okçularını paramparça edebilirler. Full böyle şövalyelerimiz olacak. Mesela okçuların içinden geçebileceğiz o zaman belki. Evet, düşman bayağı birliğini dışarı topladı. Bu adama yetişebiliyor muyuz? Yetişemiyoruz büyük ihtimal. Kalesine yetişebiliyoruz ama. Şimdi arkadaşlar zor bir savaş deneyeceğim. Bu adamın kalesini kuşatalım. Bizden güçlü olduğu için direkt bize saldırmak isteyebilir. Şöyle kuşatmaya devam et diyeceğim. Eğer bize saldırırsa savunma savaşı da yenme ihtimalimiz var. Saldırı da yenemeyiz ama. Kaybedersek diye şuraya da temel sur yapalım. Lioneste'ye. Burası zaten sur olan bir yer ama temel sur yaptığınız zaman ekstradan garnizon kuvvet kazanıyor. O yüzden yapıyorum. Kuşatma teçhizatı koy diyor oyun. Şunlardan ekleyelim. Burayı da geliştir. Tamam. Bütün paramızı harcadık ama. Vampirler gelin. Ne oldu? Başka bir vampir daha geldi. Bizim kral kızgın. Oo, barış öneriyor. Aslında bunu kabul edebilirim biliyor musunuz? Bizden güçlü olmasına rağmen. Çünkü sağ taraf güvende olacak biraz. Neyse, kabul edelim, sonra öldürürüz. Orada şu anda ordumuz yok ya. Hiç harcamayalım askerleri. Bu adamla uğraşalım. Evet, bize saldırıyorlar. Ve oyun kaybedeceksin diyor. Bu adamın birlikleri neler? İskelet mızrakçılar var. Sorun değil. Zombiler yani sorun değil. Bu adamın 3 tane lordu var. O sorun. Onun dışında 2... Ooo 3 tane ordusu varmış adamın. Neyse bakalım arkadaşlar bizim okçular ne kadar dayanacak. Bayağı zor bir savaş olacak ya. Ben 2 ordu bekliyordum da yani 3 ordu çıkaracak kadar güçlü olduklarını bilmiyordum. Yine de bir fikrim var. Arkadaşlar düşmanın arkamızdan gelme ihtimali bayağı düşük. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şu aralığa çekelim askerleri. Buradan gelecekmiş çoğu düşman. Aslında direkt geldikleri gibi burada onlarla savaşmaya da çalışabiliriz. Ama 2 dakika sonra geleceklermiş savaşa. Yani geç gelecekler. Şu aralıkta saklanma fikri iyi gibi gözüküyor ya. Arkamızdan dolanmadıkları sürece. Ki dolanamazlar. Şuradan aşağı iniş yok galiba. Tamam. Şöyle yapalım. Bütün ordu. Şöyle yavaş yavaş çekeyim orduyu. Şövalyeler için burası iyi değil aslında. Şövalyeleri başka bir yere mi koysak? Ormana saklayabilirim şövalyelere. O tarafta orman yokmuş. Burada da yok. Buranın içerisine saklasak düşman görecek büyük ihtimal. Saklayabileceğimiz güzel bir yer de yok ya.
Neyse şövalyeleri de o zaman oraya alacağız. Bizimki de piyadelerin arkasına falan koyarım, yapacak bir şey yok. Uçanları sadece bu köşede tutalım. Büyücü sen böyle gel. Bekle, ooo kralımızın uçan bineği var artık. Ooo kardeşim. Bakayım bu ne kadar işine yarıyor bilmiyorum. Karada olsa daha çok işimize yarardı bence ama neyse. Mizlendirmeyi başlat diyelim. Muharebeyi başla diyelim. Ve hemen zaman durduralım. Okçuları şöyle bir müsaade modunu kapatıyoruz. Aslında okçuları daha sık yapabilirim şu şekilde. Aynen. Bunun arkasında bir seri daha. Güzel. Yok, biraz fazla geriye koydum. Şimdi düşündüm de şövalyeleri koyacağımız bir yer kalmadı. Koşamayacak adamlar. Yine de neyse ya, şövalyeleri koymayalım oraya. Sığmayacaklar arkadaşlar. Şöyle köşeleri çekeyim. Çok fazla şövalyelerin peşine koşacaklarını düşünmüyorum. Koşarlarsa da sorun olmaz. O yerlerde bütün gün kaçarız. Kral sen şuraya doğru gel. Tamam, başlayalım böyle. Büyücü gel bakayım. Toplam 95 büyü gücü varmış bu savaşta. Yani bayağı bir yetenek atabiliriz. Şu zalim yarasalar büyücüye çok fazla zarar vermesin de. Bizim Pegasus şövalyeleri avlayabilir mi onları? Avlar avlar. Karı şövalyeler hızlı geliyor. Karı şövalyeleri bizim şövalyeleri öldürebilir. O amaçla kullanabiliriz onları. Şövalyeler gelin. Düşman bu kadar kaşınıyor madem. Onları bir avlayalım sizinle. Tamam, Pegasus şövalyeleri bunları indirir. Büyücü sen biraz daha oyala. Arkalarından saldırı yiyecekler. Knight of the Realm. Bütün düşman ordusu bir tane büyücüyü takip ediyor ya. Şu büyücüyü... Heh, kara şövalyeleri yakaladı bizimkiler, tamam. Büyücü sen de arkadan vur. Kara şövalyeler biraz fazla güçlü, o yüzden morallerini bozmak için arkadan saldırıyorum. İyice moralleri bozulsun, şuraya dönelim. Bozuldu, tamam. Güzel. Şimdi biz yetenek atmaya gidebiliriz. Bunların oksijeni var mıydı? Gördüğümüz kadarıyla yok. Büyücü acele et, büyücü. Bizim şövalyeleri kaçırmamız lazım birazdan. Beyler kıpırdayın. Düşman kahramanıyla kapışmasınlar. Şuraya doğru koşun siz. Lan dur dur, yanlış yerden koşuyorsunuz. Düşman piyadelerin üstünden koşmayın ha. Tamam. Şimdi oraya doğru koşun. Büyücü biraz daha yaklaş. Düşman birlikleri bizimkilerin oraya doğru geliyor da çok bir tehdit değiller şu anda. Çok güzel. Adamların şeyi ya, generali kovalıyor. Neyse kovalasın şövalyeleri. Bizim birliklerimize dert değil hala. Bir generalleri orada. Ready. Kral in aşağı bir biraz döv adamları. Bunlar bir toplansalardı yuvarlak şeklinde çok güzel olur da toplanmıyorlar ya. Düz hattında koşuyorlar. Lan şövalyeler. Siz niye kaldınız orada? Koşun. Bunlar kara şövalye mi? Evet. Bizim büyücüyü yakaladılar. Neyse o zaman büyücü kara şövalyeleri çek üstüne.
Kendine de zırh bas. Tamam. Bizim büyücüyü öldürecekler ya. Şöyle bir yetenek at bakayım önüne. İyi bir pozisyon olmadı. Şöyle at da. Tamam, şimdi yetenek attığı yerden koşaydın keşke de. Çıkamıyor, kaldı orada. Bir tane daha o zaman. Pegasus şövalyeleri, siz yardım edin şuna ya. Kurtarmamız lazım bunu buradan. Çünkü yetenek atamıyoruz şu anda. Şuraya bak mesela, çok güzel bir yetenek var şu anda atabilsek. Heh, atabildik, tamam. Çok güzel. Pegasus şövalyeleri kaçın. Şimdi bir tane de şuraya. Kralı da aşağı indirmemiz lazım. Şimdi şövalyelerin gelip bunlara arkadan saldırması lazım şu anda. Büyücü. Koş. Çok güzel yetenek yeri de mezil dışında ya. Ha şöyle de olur. Tamam, atla onu. Peki atmadın mı? Lütfen atlamıyor bana. Tamam. Şövalyeler yaşıyorsunuz değil mi? Tamam. Koşun. Size ihtiyacım var şu anda. Arkadan korkutup geri çekilmeleri lazım. Okçular nasıl yapıyor? İdare ediyorlar. Hatta şövalyeleri şöyle kama pozisyonuna geçsinler. Hücum güçleri artsın. Diğer şövalyeler nerede? Lan siz gene mi yakalandınız? Çıkın şuradan. 4 tane şövalyem var biliyorum, 3 tanesi gözüküyor sadece, dedim ne oldu onlara? Zafer için diyor. Oh, 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 yakalanacaksın, koş 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 koş. Çok güzel. Yeterince moralini bozduk mu emin değilim. Biraz daha saldırsınlar. Şimdi büyücünün yeteneği dolmuş. Büyü atabileceğimiz bir yer var mı? Şurası olabilir. Yok, çok iyi. Çok iyi pozisyon değil diyecektim. Heh, bozduk galiba, tamam. Bizim askerleri gelmesin diye uğraşıyorum da öyle bir pozisyon yok diyor oyun. Dur, şurada düşman madem böyle gelmiş. Şöyle atalım. Tamam. Bizim şövalyelerin buradan çıkması gerekebilir çünkü birazdan. Hatta şimdiden çıksalar daha iyi. Siz kaçmadınız lan hala. Kaçın. Hoca bir düşman ordusu bir tane şövalye birimini kovalıyor ya. Şövalyeler çıkın oradan, çıkın çıkın. Biliyorum kötü bir yer ama. Tamam, Pegasus şövalyeleri yaşıyor. Büyücü. Sana yardım etmen lazım şövalyelere. Heh. Tamam. Şimdi şurada düşmana bir skill atabiliriz.
Evet. Tamam, şöyle at bakayım. Güzel. Koşun şöyle, koşun. Kral yaşıyor musun? Yaşıyorsun, tamam. Yerlerin yanına göndereyim kralı da. Vallahi yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz hala emin değilim arkadaşlar. Savaş... Yani düşmana zayiat verdirmişiz ama hala düşman önde. Kral, biliyoruz sen kralsın da taşıman lazım orayı. Şuradaki düşmanların hangisine sikret atabiliriz? Şuraya şöyle atalım. Çok güzel. Koş şimdi. Bizim büyücü tek başına 140 kişi öldürmüş. 34 bin vurmuş bir de. Şu kralı öldürün ya. Kim bu kral bilmiyorum ama öldürün. Madem o kadar savaşmak istiyor sizinle. Kalan düşman ordusu çok fazla. Ve bizim birliklerimiz de korktu gibi. Yok. Buraya kadar olmayacak. Büyücü yardım et artık ne kadar öldürebilirsen. Daha iyi oynayabilirdik bunu ya. Neyse. Kötü attım bunu da. Belli. Tamam, büyücü hala yaşıyor. Kral sen Oxlade'ın yanına git. Gidebilirsen. Adamın hala bir tane full ordusu var ya. Kes kes bitmiyordu resmen. Ne kadar bir atabiliriz daha? Pek fazla atamayız. Bunları atalım o zaman, bakalım ne olacak. Bizim bu şövalyeleri buradan çıkarabilir miyiz? Direkt bir saldırsınlar. Bizim okçuları 2 saniye daha yaşatsınlar bari. Ondan sonra çıkartalım. Komik olanı biliyor musunuz arkadaşlar?
Kralımız tek başına 202 kişi öldürdü ve canı hala full. Ama yok, kazanamıyoruz. Okçular eskisi kadar güçlü değilmiş ya. Neyse, bu savaşta ondan emin olmuş olduk bari. Önlerine biraz piyade çarp. Şövalyeler, orada kaldınız zaten. Artık nereye, kime dalabilirsiniz. Kralınızla beraber ölün. Kaçmak yasak. Şu kama pozisyonunu kapatayım da bari kolay ölmesinler. Kral, onu indir bari. Şövalyeler de kaçıyor. Son anlarımız artık. Düşman genelde indiriyor o zaman, biliyor musunuz? Ve bizim kral hala tam can. Adam tek başına yaşıyor. Abla oğlum hepsine. Şuna odaklanın. Kral kesiyor zaten onları. Liderleri kaçtı. Adamların 5100 askeri vermiş arkadaşlar, 1600 kalmış, biliyor musunuz? O kadar azaltmışız. Büyücü, bir gel lan. Hala yetenek atabiliyor musun? Atabiliyor. Belki büyücünün yeteneğiyle son anda bir şey olur mu diyeceğim de, birazdan şey olacak ya, çok fazla sayı kaybettik diye birlikler hemen teslim olmaya başlayacak. Böyle buraya doğru atsak aslında süper. Bakayım atabilecek mi? Attı. Bir tane daha alan stili var. Onu da nereye attım mesela? God help us!
Ulan büyücü. Sen de olmasan zaten bitmiş savaş. 52 bin vurmuş. Şu lordu kesemez herhalde tek başına. Biri kaçsın. Şu şovaya belki keser. Bir tane daha bir atsak. Atabilir miyiz? Atabiliyoruz. Güzel. Büyücüye zırh verdim. Bakalım alabilecek mi onu? İndirin lan şu lordu. Kaç canı var? Çok az bir canı var ya. Kaç. Kral da hala tek başına savaşıyor. İşte gerçek kahraman bu adam işte. Arkadaşlar 300 kişi geçmiş tek başına. Hala adam önünde savaşıyor. Sen iki canavar lan, büyücü öldür. 50 25 3. Tamam şimdi kaçın. Koca bir ordu peşinde. Bütün herkes intikam almaya geliyor. Buraya kaçan askerlerimiz varmış. Başka büyücüler var. Büyücüler siz öldünüz zaten. Pardon okçular. Bu kral savaşı sonuna kadar kaç kişi öldürecek acaba? Büyücü durma. Aslında büyücüyle birkaç tane skill atsak, krala yardım etsek diyeceğim de şey kalmamış. Güç rezervi bitmiş. Daha fazla büyü atamayacağız bu savaşta. Siz de kaçın lan, burada durmayın. King Luan Leocarn. Adamsın kral. Abla. Bu kaçıyorlar kraldan. Bir kişiden kaçıyor musunuz lan? Bezemekler gelin buraya. Yakın dövüş uzmanı olmuş vardı bizim kral. O kadar çok bonus verdikten sonra. Tamam. Büyücü neredesin? Böyle gel. Kalan birlikleri savaş süresi boyunca kaybetmezsem acaba ne olacak? Onu merak ettim şimdi. Saldıran düşmandı. Çünkü belli bir süre sonra savaşı kazanıyor muyuz yoksa otomatik olarak kayıp mı edeceğiz? Çok fazla hayatımız var diye hiç emin değilim. Ben şu askerleri ormana saklasam. Aynen. Sadece kral kalsa orada. Hadi bakalım ne yapacaksın yapay zeka. Kralı öldüremiyorsun ama kralı öldürmen lazım. Adam tek başına duruyor önünüzde dağ gibi. Aa, kralın arkadaşlar can yenileme sınırına gelmişiz. Daha fazla can dolduramayacak. Artık kralı da kaçırmamız lazım. Ne? Şöyle arada bir indirip birlik kestirebiliriz krala. Düşman bizim kaya birliklerimizin peşine düştü. Onları yakalayamayacaksınız kardeşim. Onu unut. Belki kralı kesersiniz yerdeyken. 1083 kişi kalmışlar. Bizde 31 kişi kalmış. Ayarlamadım bunu, denk geldi. Kral tamam kesmiş. Şimdi biz bu tarafa kaçalım. Kral böyle gelsin. Kralın kesebilecek kim var? Zombiler var. Zombilerin üstüne salabilirim. Hepsi de bitkin durumda. Bir de şöyle arkada yalnız bir birliğe salalım. Mezar muhafızı. Zombiyi. Şunları bir indir. Aynen. Birliklerimiz de bu tarafa kaçsın.
Mezar mavuzlarını da avlıyoruz. Kral tek başına bu savaşta 700 kill alır mı acaba? Şu anda 518'deyiz. Buna krala çok vuruyor uzakta birim oldukları için. Şöyle bir çekelim krala. Şimdi siz de bu tarafa dönün. Kaç kişi kaldılar? 921 kişi kaldılar. Önlerini kesmeye çalışıyorlar. Yapay zeka o kadar da aptal değil ama yetişemez yine de. Bir tarafta at var çünkü. Arkadaşlar son bir dakika kaldı. Hala kaçıyorum ama şuradaki cesetlere bakar mısınız? Cidden bir savaş alanı gibi. Her yerde askerlerimiz ölmüş. Düşman zombiler ölmüş. Hop hop, bu arada ben bildikleri unutacaktım. Yaklaşmışlar dikkat etmeyince. Ama böylece kazandık galiba. 15, 10. Hadi oğlum. Düşünsene oyun dolup beni atıyormuş şimdi. Tam delirme vakti olur. Donmuştu ama kazandık. Oh be. Kalan düşman birliklerine ne olacak acaba? Evet, yaklaşık tam 4 dakika süren doğadık ekrandan sonra gelebildik buraya. En korkutucu 4 dakikayı yaşadım herhalde. Savaştan daha terletti beni. Şimdi esirleri idam et diyelim. Ve bekle. Orayı biz aldık, almadık mı ya? Birliklerimiz yaşıyor. Şehirde... Şehirde ne kadar düşman var? Göremiyorum. Şehre bir saldırmayı denesek. Fatih Zafer diyor. Çok güzel, tamam. O zaman şehri hemen bir alalım. Paran etsem 11.000 para veriyormuş arkadaşlar. Valla 30 şövalyeliği kaybetsem diyeceğim de. Yok ya. Orası Bretonya toprağı, bunu yapamayız. Şimdi burada kışta varmış. Kışta iptal etmeyeceğim. Geliştirelim hatta. Okçuların yanına adam almak için. Okçuları da böyle tutayım şimdilik. Neyse arkadaşlar, bu turu böyle bitirelim. Hatta bu videoyu böyle bitirelim. Bayağı zor bir savaş oldu ama en sonunda kazandık. Şimdi gelecek tur Kızıldük'le savaşacağız. Ondan sonra bu ülkeleri hızlıca yanımıza katabilirim. Daha fazla vampir olmamız lazım buralarda. Oraları hızlıca geçeriz. En sonunda da ork peşine düşeriz. O zaman bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.